Anadolu Tarihi Afyonkarahisar programımızda bugün Kocatepe'deyiz. Milli mücadelenin temel taşlarından birisi olan Kocatepe, 1874 rakımlı bir yerdir. Aynı zamanda büyük taarruzun başladığı yerdir. ...1874 rakımlı Kocatepe'ye çıktığımızda o dönemlerde Ethem Temin resmetmiş olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini görüyorsunuz. Profesör Doktor Ahmet Altıntaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesiyim. Tabii Afyonkarahisar denince Kocatepe akla gelir. Üniversitemiz de adını Kocatepe'den alır. Kocatepe'nin sürecine baktığınız zaman Kocatepe bir semboldür. Afyonkarahisar'ın en önemli değerlerinden, marka değerlerinden bir tanesidir. Tabii biraz Kocatepe'yi genişletmek lazım. Kocatepe özellikle milli mücadelenin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Malum sattarus planı hazırlanırken, neydi bu sattarus planı? Afyonkarahisar'ın güney batısından bir taarruz hareketi yaparak Yunanlıların yaklaşık 13-14 ay kaldıkları Afyonkarahisar'ı ve özellikle Afyonkarahisar'dan başlayarak İzmir'e kadar olan sürecin yönlendirilmesi anlamında kilit noktasıdır. Neden Kocatepe seçiliyor? Niye Kocatepe denildiği zaman da Kocatepe malum 1874 rakımlı bir tepedir. Dolayısıyla Kocatepe'yi merkez olarak aldığınız zaman sağ tarafınızda Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe, Çiğiltepe, Ağır Dağları hatlarına kadar uzanan bir coğrafi silsiledir. Bu coğrafi silsilenin ortalama yükseltisi 1500 ile 1600 metre rakımlarındandır. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu bölgeyi bir yönetim merkezi olarak değerlendirmişlerdir ve bu doğrultuda özellikle 1921 Kasım ayından itibaren bir taarruz planı hazırlamışlardır. Bu taarruz planına bakıldığı zaman biraz önce ifade ettiğim yerlerden yaklaşık 40 kilometrelik bir dönemde bir bizim baskın taarruz dediğimiz veya sıklet merkezi olarak ifade ettiğimiz askeri kurallar çerçevesinde Türk ordusunun taarruz harekatına katılmasıdır. Bu konuyla alakalı biliyorsunuz Akşehir'de bir toplantı yapılıyor. 23 Temmuz 1922 tarihinde bu toplantıda bizim yarma bölgesi olarak ifade ettiğimiz yani Kocatepe'nin daha gerilerine yığınaklanan Türk kuvvetlerinin özellikle kelebek mezarı olarak ifade edilen Ekmen Tepelerine karşı bir baskın taarruz ve bir yarma harekatına yapılması noktasına karar veriliyor. Ve bu doğrultuda hazırlıklar tamamlandıktan sonra özellikle 2. Ordu'ya bağlı kuvvetlerin Kocatepe'nin geri sırtlarında işte Efe Köyü özellikle Allak Yaylası olarak ifade edilen yaylalarda da belirli bölgelerde yaygınlaştırılarak bir taarruz harekatına karar verilir ve bu doğrultuda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 24 Ağustos 1922 tarihinde bugün Atatürk Konağı ve Atatürk Evi olarak ifade edilen Hacı Veli Konağı'na geliyorlar. Burada son bir karar ve gözlemler yapıldıktan sonra Mustafa Kemal 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece beraberindeki kurma heyetiyle beraber Kocatepe'ye intikal ediyor. Tabi taarruz planı malum saat 4.30'da planlanması hesaplanıyor. Ancak havanın sisli olmasından dolayı saat 5.30'a kadar ertelenecektir. 5.30'da
Türk topçularının yoğun baskın taarruzları neticesinde Kocatepe adeta kurtuluşun bir simgesi olacaktır. Mustafa Kemal'in Kocatepe'den vermiş olduğu talimat doğrultusunda Türk kuvvetleri eşgüdümlü olarak Beytepe, Belentepe, Tınaztepe, Çiğiltepe ve Ahır Dağları'na kadar uzanan hatlarda yaklaşık 12-13 aydır yoğun şekilde hazırlanmakta olan kuvvetlerini taarruza kaldıracaklardır. Dolayısıyla Kocatepe özellikle 25 Ağustos, 26 Ağustos ve 27 Ağustos'ta sadece Afyonkarahisar'ın değil, aynı zamanda Türk Milli Mücadelesi'nin, Türk Kurtuluş Savaşı'nın da en önemli mihenk noktalarından bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla o meşhur bir fotoğraf vardır biliyorsunuz, Ethem tarafından çekilen. Özellikle kolordu komutanlarına gerekli talimatı verdikten sonra, tabii ölüm kalım savaşı, başka bir yedek ordunuz yok. Dolayısıyla Kocatepe'de başarısız olduğunuz takdirde bunun düşünülmesi bile bir facia oluşturacaktır. İşte bu riskli günlerde Mustafa Kemal cephedeki ilerlemenin istediği şekilde olmadığını görünce eline bir sigara ve o düşünceli halini etemtem onu şey yapıyor, ölümsüzleştiriyor. Biliyorsunuz üniversitemizin de amblemi Mustafa Kemal'in o Kocatepe'de çekilen o fotoğrafıdır. Dolayısıyla Kocatepe bütün bunlara ev sahipliği yapmıştır. Türk Milli Mücadelesi'nin biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi 25 Ağustos, 26 Ağustos ve 27 Ağustos'taki en önemli kırılma noktalarının yaşandığı bir sembol tepedir. Yani biz tepeden ziyade kurtuluş meşalesi veya çoban ateşinin artık alevlendiği İzmir'e doğru devam edecek olan yaklaşık 14 gün devam etmiştir biliyorsunuz bu büyük taarruz harekatı ve Kocatepe'den hareketlenmiştir. Büyük taarruz harekatının başkomutanlık meydan savaşının Dumlupınar başkomutanlık meydan savaşının ve İzmir'in 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtuluşunun da sembolünün başlangıcı olmuştur. Tabii Kocatepe biraz önce de ifade ettiğim gibi sağ taarruz planının merkezidir demiştik. Yaklaşık 10 Ağustos 1922'den itibaren bizim 2. Ordu'ya bağlı kuvvetler, özellikle 4. Kolordu ve 2. Kolordu Kocatepe'nin merkezini aldığınız zaman önünüze Kocatepe'yi aldığınız zaman arka taraflarında yaklaşık 10-15 kilometrelik hat içerisinde işte biraz önce ifade ettiğim Avlak Yaylası, Efeköy ve diğer kısımlarda konuşlanmışlardır. Buradaki temel amaç Kocatepe'yi bir perde tutarak Yunan kuvvetlerinin özellikle Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe'den bu yığınaklanmalarını görmemelerini sağlamıştır. Kocatepe'nin en önemli niteliklerinden bir tanesi budur. Bu yığınaklanma yaklaşık 10-12 gün kadar devam ediyor. Ve yığınaklanma da tamamlandıktan sonra tabii diğer lojistik eksiklikler de tamamlanıyor. Lojistik eksikliklerden bir tanesi hafif makinalı tüfeklerin ilgili birliklere dağıtılmasıdır. Bu ilgili birliklere hafif makinalı tüfeklerde dağıtıldıktan sonra komuta kademesi artık 26 Ağustos'ta biraz önce ifade ettiğim taarruz kararını almışlardır ve Mustafa Kemal 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Kocatepe'ye 1874 rakımlı tepeye intikal edecektir. Taarruz biraz önce de bahsettiğimiz gibi başladıktan sonra özellikle Kemalettin Sami Paşa komutasındaki 4. Kolordu Siklet Merkezi'ni oluşturmakla görevli bir kolordudur. Yine bu kolordunun 8. Tümen özellikle Kışlacık'tan Afyonkarahisar'a gidecek olan yolları açmakla mükelleftir. Ancak Yunan kuvvetleri de daha önce yaklaşık 1,5 senelik bir hazırlıkları söz konusudur. Bunlar tahkimatlarla Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe, Çiğirtepe sırtlarını tahkim etmişlerdir. Yoğun bir şekilde topçularıyla bu siperlerini koruyabilecek önlemlerini almışlardır. Dolayısıyla arazinin engellediğini düşündüğünüz zaman işler hiç de kolay değildir. Tabii askeri terminolojide savunan bir askere karşı aynı mühimmat, aynı donanım ve aynı askeri yetenekleriyle oluşan bir askerin 1:3 oranı söz konusu. Yani bir kişi savunuyorsa 3 kişiyle saldırmak zorundasınızdır. İşte Mustafa Kemal'in Kocatepe'de özellikle sağladığı temel noktalardan bir tanesi
Bizim özellikle yarma bölgesi olarak ifade ettiğimiz Erkmen Tepeleri'nin yığınaklanma bölgesine bakıldığı zaman bir Yunan askerine karşılık 4-5 Türk askerini yığınaklama başarısını gösterebilmiş olmasıdır. İşte Kocatepe bunun kontrol edildiği en önemli gözetleme noktalarından bir tanesidir. Yine bir Yunan topuna karşı biraz önce ifade ettiğim o bölgede 4-5 Türk topunun olduğunu biliyoruz. Makinalı tüfek yığınaklanması yine aynı şekilde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bütün bu hazırlıklara rağmen 26 Ağustos taarruzunda istenen hedefler ele geçirilememiştir. Mesela Belentepe, Beytepe, Transtepe hatları çok yoğun bir şekilde karşılıklı el değiştirmiştir. Nitekim bunu Mustafa Kemal gördüğünden dolayı tabii stres de artmaktadır. Bu bir gün iki gün niye önemli Kocatepe'de? Çünkü Yunan 2. ordusuna yani General Deniz Komutası'ndaki Yunan 2. ordusuna bağlı kuvvetlerin biraz önce ifade ettiğim Kalecik Sivrisi, Beytepe, Transtepe, Çiğiltepe hatlarına yardıma gelme ihtimali söz konusudur. Yardıma geldikleri takdirde de Türk taarruz planının başarılı olma şansı hemen hemen imkansızdır. O yüzden bu iki gün yani 26 Ağustos'la 27 Ağustos aynı zamanda Kocatepe'de Türk Milli Mücadelesi'nin de büyük taarruzun da kırılma noktalarından bir tanesidir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Kocatepe'de bütün bu stresi, işte yığınaklanma bölgelerinin işlevini, yine aynı şekilde kuvvetlerin özellikle alay komutanlığı seviyesinde, tümen komutanlığı seviyesinde, kolordu komutanlığı seviyesinde bizzat Mustafa Kemal tarafından yönlendirilecektir. Mesela konuyla alakalı Mustafa Kemal'in işte 57. tümen olarak ifade edilen tümeni Kocatepe'den yönetmesi bunun en önemli işaretlerinden bir tanesidir. Reşat Çiğirtepe biliyorsunuz Transtepe'yi almakla, düzeltiyorum, Çiğirtepe'yi almakla mükelleftir ama alamamıştır. Mustafa Kemal'le olan görüşmelerinde işte yakın zamanda alacağını ifade etmiştir. Ancak istenilen zamanda alamadığından dolayı Mustafa Kemal'in Kocatepe'den tekrar kendisiyle irtibat kurmak istediğinde yanındaki yaveri çıkacaktır. İşte paşam bizarım yaşayamam şeklinde not bırakarak hayatına son verdi cümlesini Mustafa Kemal Kocatepe'den görecektir. Tabii Kocatepe aynı zamanda ruh olarak bakıldığı zaman Mustafa Kemal'in askerine yakın olarak yönettiği bir yerdir. Mustafa Kemal biliyorsunuz hem Çanakkale Savaşları'nda hem Sakarya Meydan Savaşı'nda hem de Büyük Taarruz'da askerine yakın olmayı tercih etmiştir. Bir başka ifadeyle Mustafa Kemal'in ana çatışmalarda en önemli rollerini gerçekleştirdiği, savunmadan taarruza geçme emrini verdiği yer Kocatepe'dir. Mesela diğer savaşlarda hem İnönü Savaşları'nda olsun hem Sakarya Savaşları'nda olsun Mustafa Kemal'in başkomutanlıktaki görevi ve yetkisi savunma savaşı üzerinden ordu yönetmesi olmuştur. Ancak biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Mustafa Kemal Kocatepe'de ilk defa taarruz talimatını verecektir. Tabii bu niye önemli? Bu taarruz talimatı Türk askeri tarihine bakıldığı zaman da 238 yıllık bir süreçten sonra verilen bir talimattır. Dolayısıyla Kocatepe'nin böyle bir simgesel önemi de söz konusudur. Bir başka ifadeyle 238 senelik savunma savaşlarından ilk defa Kocatepe'de taarruz talimatını vermesi ve bu taarruz talimatının da büyük bir şevkle, heyecanla adeta canını dişine takınca bir vaziyette ortaya çıkması bence Kocatepe'nin, Kocatepe ruhunun en önemli temel niteliklerinden bir tanesidir. Bunun bir örneğini mesela bizim Yüzbaşı Agah Efendi'de görüyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi artık 27 Ağustos'u gün evrilmiş saat 3.30-4 sıraları sabaha karşı bu özellikle Kurt Kayası bölgesinin alınması gerekiyor. Çünkü bu bölgeyi almadan Afyonkarahisar'ın yolu açılmayacaktır. Dolayısıyla Yüzbaşı Agah Efendi yaralı olmasına rağmen timiyle beraber, arkadaşlarıyla beraber işte o Kurt Kayası bölgesindeki en önemli ve aşılması güç siperlere ulaşmak için çaba sarf ediyorlar.
yaralanıyor ama buna rağmen elinde el bombası ve işte şeyle beraber, tüfeğiyle beraber Yunan siperlerini dalıyor ve şehit oluyor arkadaşlarıyla beraber. İşte Kurt Kayası bölgesi böyle alınıyor. Biraz önce ifade ettim. İşte Çiğirtepe, Reşat Bey'in kendisini feda etmesi sayesinde artık alınacaktır ve 27 Ağustos'ta artık Afyonkarahisar'ı tutan bir Yunan kuvveti kalmayacaktır. Ve Mustafa Kemal Kocatepe'den artık Afyonkarahisar'ın alınması talimatını verecektir. Ve Afyonkarahisar 27 Ağustos saat 5 sularında özellikle Kışlacık bölgesinden hareketlenen 8. Tümen'e bağlı kuvvetler tarafından ele geçirilecektir. Ve 13 aylık bir işgal, Yunan işgali, zulüm, kara günler böylece sona erecektir. Mustafa Kemal 27 Ağustos'tan itibaren artık Afyonkarahisar'da alındıktan sonra Kocatepe'den hareketlenerek 28 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a gelecektir ve Zafer Müzesi'nde artık yeni bir evre başlayacaktır. Kocatepe ruhu, ben sözlerime böyle bitirmek istiyorum izniniz olursa. Kocatepe ruhu nedir diye bakıldığında Kocatepe ruhu, biraz önce de kısaca ifade etmeye çalıştığım gibi Türk Milli Mücadelesi'nin sadece mihenk noktası olarak değildir, kalmamıştır. 238 yıllık Türk askeri tarihinin, Türk milletinin tarihinin, savaş tarihinin artık yeni bir stratejik evrildiği, savunmadan ziyade, mesela Çanakkale Savaşları bir savunma savaşıdır. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh ki bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz talimatı vermiştir ama burası bir engeldir, bir hattır. Yani geri çekilme yok demiştir. Ama Kocatepe'den artık taarruz talimatını veriyor. Yani daha ileriye gidiyoruz talimatı veriliyor. Kocatepe bu anlamıyla Türk Milli Mücadelesi'nin en önemli mihenk noktalarından bir tanesidir. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklarda şehit olan bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi huzurlarınıza bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli izleyenler, bugün ekranlarınıza Türk vatanını ebedi özgürlüğe kavuşturan büyük taarruzun başlangıcı olan Kocatepe'yi getirdik. Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında söylediği gibi, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı diyerek sonlandırıyorum programı. Vatan toprağın karavarında, sıra dağlar gibi duranlarındı. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindi. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tanercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Şu kara toprağa bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Ne mutlu, dursun diyene!